Efendim, gelecek haftadan ekonomide ibre nereyi gösteriyor? Altın Cuma günü yeni bir rekorla kapatmıştı. Şimdi rekorun devamı gelecek mi merak konusu. Dolar ve Euro'da düşüş olacak mı, artış mı olacak? Merak ediyoruz elbette. Gelin uzmanına soralım. Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Filiz Er Yılmaz bizlerle birlikte. Sayın Er Yılmaz, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Büşra Hanım, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Sayın Er Yılmaz, yeni haftada altın tarafında bizi ne bekliyor? Dilerseniz altınla başlayalım. Tabii Büşra Hanım, yani geçtiğimiz hafta altın tarafında oldukça hareketli günler yaşadık. Özellikle Amerika'dan gelen hem TÜFE hem ÜFE rakamı, yani enflasyon rakamlarının beklentinin oldukça altında gelmesi piyasada daha agresif faiz artışlarına gerek olmayacak. Artık Fed Mayıs'ta 1.25 bas bandı artırdıktan sonra duracak fiyatlamasıyla hem ons altın hem de gram altın tarafında rekoru gördük Perşembe günü. 2061, yani 2070 zaten ons altın tarafında tarihi rekor zirve. Çok yaklaştık oraya. Gram altında da tarihi rekor 1275'i gördük. Fakat Cuma günü yine Amerika'dan gelen veriler bu kez altında bir baskı yarattı. Teknik olarak o beklediğimiz düzeltmenin başlangıcı diyebiliriz aslında bu noktada. Yine Cuma günü Amerika'dan gelen veriler oldukça iyi. Yani ekonomi çok güçlü. Ve enflasyon beklentilerinde de %1'lik kısa vade için artış var. Bu ne demek? Fed aslında öyle beklenildiği kadar da faizleri çok erken artırmayı bırakmayacaktır. Hatta yılın ikinci yarısında faiz indirmeyecek. Faizleri uzun süre yukarıda tutacak bir Fed'i fiyatladı piyasalar. Ve ne oldu? 2061'den 2017'ye ons altın geriledi. 1275'ten de 1247'ye geriledi. Şimdi şunu söyleyeyim. Yani hem ons tarafında hem gram altın tarafında çok hızlı bir yükseliş gördüğümüz için teknik olarak orada bir düzeltme bekliyorduk biz. Fakat düzeltme gram altından bakalım. Gram altında 1228 altına inmediği sürece güçlü yükseliş isteği devam edecektir Büşra Hanım. Yine ons altın tarafında da aynı şekilde. Orada da 2020'nin altında olmak bir miktar riskli. Ama 2000'in üstünde olmak olumlu. Şöyle söyleyeyim, haftayı ne bekliyor altını? Genel olarak altını etkileyecek çok önemli Fed'e dair veri yok. Pazartesi, Perşembe ve Cuma gelecek Amerika'nın. Özellikle Cuma günü gelecek veri önemli. Fakat Büşra Hanım, Amerika'da bilanço sezonu açıldı şirketlerin. Dolayısıyla güçlü gelen bilançolar Amerika'da ekonominin güçlü olduğu, bu nedenle de Fed'in daha fazla faiz artırma ihtiyacı olduğu fiyatlaması yaratabilir. Örneğin Cuma günü 3 büyük bankanın bilançosu çok iyi geldi. Ki en hassas şu an sektör bankacılık sektörü. Dolayısıyla eğer Amerika'da bu yakın vadede 10-15 günlük sürede güçlü gelmeye devam ederse özellikle önümüzdeki hafta bu dolar endeksini güçlendirir, tahvil faizlerini bir miktar güçlendirerek altında baskı yaratabilir. Haliyle zaten teknik bir düzeltme de beklediğimiz için şuna bakacağız. Yani ons tarafında 1980 altına iniyor muyuz? Gram tarafında da 1228 hatta 1210 altına iniyor muyuz? Ya da daha genelde 1200 altına iniyor muyuz? Yani 1220-1210 altına inmediğimiz sürece yön yukarı. Ama ben genel beklentimi söyleyeyim. Yani ara ara elbette geri çekilmeler olacaktır gelen haberlerle beraber. Özellikle gram altın için yılın ikinci yarısı konjonktür, yükseliş için çok müsait. Hem seçim sonrası sürede kur tarafında beklenen yükseliş ivmesi hem de ons tarafında en azından Fed duracağı için orada bir güçlü yükseliş isteği göreceğimiz için gram tarafında ara ara geri çekilmeler olsa da kısa ve orta vadede yön yukarı olmaya devam edecek Büşra Hanım. Filiz Hanım, küresel piyasalar tabii yeni haftada Avrupa'dan gelecek enflasyon verilerine de odaklanmış durumda. Bir de Fed 5 kitap raporu olmak üzere yeni haftada yatırımcı yine yoğun bir veri gündemi beklendiği söyleniyor. Bunlar piyasalara sizce nasıl yön verecek? Evet Büşra Hanım, yani bu hafta ağırlıklı olarak enflasyon rakamları Amerika'dan geldi. Dolayısıyla Amerika'dan gelmesiyle beraber 3 Mayıs'ta Fed toplantısı var. Fed'in ne yapıp ne edeceği aşağı yukarı belli oldu. Çünkü Fed'in baktığı faiz rakamlarında ana değişken enflasyon. Şimdi önümüzdeki haftada ECB için, yani Avrupa Merkez Bankası için önemli olacak. Dolayısıyla Euro dolar için çok önemli olacak. Hem ülkeler geneli hem de sizin de söylediğiniz gibi Euro bölgesi genelinden enflasyon rakamları gelecek. Şimdi en son gelen rakamlar, enflasyon rakamları çok iç açıcı değildi Avrupa tarafında. Özellikle İspanya, Almanya'da ve Fransa'da yukarı yönlü yükseliş gördük. Avrupa'nın genelinde de çekirdek tarafta bir yükseliş gördük. Dolayısıyla gelen veriler, şimdi ne oldu Euro dolarda? 1.0950'nin üstüne bir türlü atamıyorduk. Geçen hafta Amerika'da enflasyon düşük gelince, dolar endeksi yüzlü seviyelere gerileyince euro dolarda 1.10 üstüne attık. Şimdi olur da bu hafta enflasyon iyi gelmezse Avrupa tarafında, yani sıkıntılı olarak görülürse bu euro dolarda 1.10 üstüne atmaya sebep olabilir. En azından şunu sağlar, 1.10'da konsolidasyon sağlar. Tabii şu da mesele, Avrupa Merkez Bankası ne yapacak?
Bir kere orası da çok net değil. 25 basman şu an fiyatlanıyor. Piyasa diyor ki en fazla 50 basman yapabilir. 75 bas 50 arası gidip geliyor. Haliyle enflasyon rakamlarının kötü gelmesi kuvvetle muhtemel 50 değil de 75 basmanla geleceği. Hatta yine Avrupa Merkez Bankası'nda çok hızlı bir şekilde faiz indirmeyeceği fiyatlamalarına sebep olabilir. Haliyle bu hafta gelecek veriler özellikle euro dolar paritesi haliyle tabii şu olacak. Euro dolar paritesinin güçlenmesi demek dolar endeksinin güç kaybetmesi haliyle bu yine ons tarafına da güç verir. Çünkü euro dolar paritesi ile altın da birlikte korelasyonlu pozitif korelasyonlu gittiğini görüyoruz. Dolayısıyla kısmi de olsa dolaylı da olsa altına da euro doların hareketi etki edecektir. Yani euro dolar paritesi yükseldikçe altında da bu noktada yükselme bekleyebiliriz Müşra Hanım. FED tarafında evet 5 kitap dediğiniz gibi FOMC öncesi FED üyelerine bölgelerdeki ekonomik görünüm hakkında bir bilgi veriyor. Buna göre de faiz kararını veriyorlar. Ama şunu çok net söyleyeyim. Yani FED tarafı artık belli. Mayıs'ta bir 25 bas puan kesinlikle benim senaryoma göre masada. Haziran'da şimdilik görünmüyor ama neye bakacak FED orada da? Bankacılık krizi kaynaklı kredi daralması eğer yeterli değil. Bir de sonraki aylarda gelecek enflasyon da eğer özellikle çekirdek tarafı sıkı gelir, iş güç piyasası sıkı gelirse Haziran'da tamamen 25 bas puanla gelmek demek de çok bu kadar erken ve çok doğru olmayabilir diye düşünüyorum. Haliyle önümüzdeki haftaki veriler ağırlıklı olarak Avrupa Merkez Bankası'nın ne yapacağı, Euro dolar paritesinin bir onun üstüne atıp atmayacağı, orada konsolide olup olmayacağı için önemli olacak Büşra'nın. Sayın Elmas, Cuma gününü bol satışlı kapatan Borsa İstanbul'u da sormak isterim. Yeni haftada ne bekliyorsunuz? Müşra Hanım şöyle söyleyeyim yani aslında bu haftaya çok iyi başlamıştık. 5000'in üzerine attık. O yetmedi. 5000'in yüz üstü kapanışlar gelmişti. Her ikisi de kritik direnç. Fakat yine de şunu göremedik bir türlü ve hacimde de bir toparlanma vardı bir önceki haftaya göre. O 5170 çok kritik. Orayı çok denedik, çok test ettik ama orayı bir türlü kıramadık. Niye kıramıyoruz? Güçlü bir hacim olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla o hacimsizlik ve belirsizlik kaynaklı yani içeride bir seçim var. Belirsizlik kaynaklı çok risk almak istemeyen yatırımcı hem borsaya giriş yapmıyor hem de belirli noktalarda kar satışlarına gidiyor. Dolayısıyla 5092'de kapadık. 5090 çok çok kritik. Kısa vadede yön tayin edici destek konumunda. Buranın altını da inersek eğer ve kapanışlar görürsek satış baskısının çok artmasını bekleyebiliriz. Haliyle seçim belirsizliğinin olması içeride. Bunun yanında son dönemde KKM'de faiz üst sınırının kaldırılmış olması, kurdaki getirinin artıyor olması, altın tarafında güçlü bir getirinin olması yatırımcı da bir miktar seçim öncesi pozisyonlanmadan çıkıp bu bahsettiğim altına KKM'ye yönelişi getirdi. Ki son 2 haftadır KKM'de rekor haftalık verileri görüyoruz. Evet, tam bunu Dolayısıyla sormak dışında da istiyorum şimdi Sayın Ayılmaz. Bu hafta sizin de aktardığınız üzere geçtiğimiz hafta kur korumalı mevduata artış ivmesi devam etti. 7 Nisan haftasında net giriş 75,8 milyar dolar lira oldu. Verim 53 haftanın zirvesi olarak kaydedildi. Ne dersiniz? Sizce kur korumalı mevduata tarafına, o tarafa bir kayış mı var yatırımcılarda? Kesinlikle öyle Büşra Hanım. Çünkü şu, borsa bir türlü yüzleri güldürmüyor. Dolayısıyla hep şu beklenti vardı. Acaba seçim öncesi dönemde mini rally görebilir miyiz? Yani gerçekten belirli dirençleri geçemeyen bir borsa var. Dolayısıyla özellikle küçük yatırımcı, yani 2022'de bu piyasaya yeni girmiş yatırımcı piyasadan çıkış yaparak özellikle KKM tarafına yöneldiğini biliyoruz. KKM tarafında şirketler tarafında da çok ciddi teveccüh olduğunu görüyoruz. Çünkü şöyle bir beklenti var. Yani kurdaki artış beklentisiyle beraber. Neden? Çünkü seçim öncesi dönemde özellikle son dönemde ülkede yabancı kurumların çok güçlü seçim sonrasına ilişkin döviz veya kur tahminleri var. Bu tahminlerde bir yönü itibariyle KKM'yi yavaş yavaş bir yönü itibariyle de döviz talebine doğru yatırımcıyı yönlendirebilir diye düşünüyorum. Haliyle borsada da yüzlerin gülmemesiyle hem de faizin üst sınırı kalkması yani getirinin artmasıyla bu tarafta bu tarafa ciddi bir talep olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla ben bu yöne güçlü bir seçim öncesi dönemde talep olacağını düşünüyorum Büşra Hanım. Yani o haftalık rekorları görmeye devam edeceğiz diye düşünüyorum. Peki, çok çok teşekkür ederiz Sayın Er Yılmaz aktardığınız bilgiler, öngörüler için.